Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet, bugün sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Normal standart motiflerden biraz daha büyük arkadaşlar. Böyle büyük motif arayan arkadaşlar için çok uygun. Her şey olur. Her şey yapabilirsiniz. Yatak örtüsünden tutun da battaniyeye kadar veyahut da bir bluz, tunik aklınıza ne gelirse çanta yapabileceğiniz bir çalışma. Özellikle ip değiştirmeden ebruli bir iple çalıştım. Bu motifi böyle yapacaksanız, sade tek renkle yapacaksanız ebruli iplerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve aklınıza gelen her türlü örgünüzde de kullanabileceğiniz çok şık, çok güzel bir model. Yapımı da son derece kolay. 3 milimlik bir tığ kullandım. İpim orta kalınlıktaki koton ipler. Videonun sonunda markası, rengiyle birlikte ipi göstereceğim arkadaşlar. Markasını göstereceğim. Evet, şimdi hemen tarifime geçiyorum. İlk önce küçük bir yuvarlak yapmamız gerekiyor. Bunun için şöyle ipimizi sabitliyoruz. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Biraz şöyle yakınlaştıralım. Toplamda başladığımla beraber 4 tane zincir çektim. Bu arada tığımı değiştiriyorum. 2,5 milimlik tığ aldım arkadaşlar elime. Daha rahat örüyorum çünkü. Bununla evet şuradan giriyoruz. Şöyle küçük bir bakın yuvarlak yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi ortasını yapacağız. Ortasına baştakiyle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın 1, 2, 3. Araya 2 zincir. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3. 1, 2 zincir araya tekrar tığımın üzerine alıyorum ve 3 tane daha ikili trabzan. Toplam 4 tane olacak bu şekilde. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane ile başlıyoruz. Üç tane ikili trabzan, araya iki zincir. Üç tane ikili trabzan, araya iki zincir. Bu şekilde dört tane grup yapalım. 2 ve 3. Tekrar araya 1, 2 zincirimizi çekelim. Şöyle şurada ilk zincirimizin tepesine şöyle bağlayalım. Evet, birinci sıramız bitti. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Buraya kaydırma ile bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincirle çıkalım arkadaşlar. Bu 4 zincir sıkı olmasın mümkünse. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın 4 zincirimi çektim. Şimdi şu ortadaki trabzanı atlıyorum. Sondaki trabzanı şöyle belinden. Bakın. Bu zaten bu. Bunu da atlıyoruz. Şu sondakinin belinden giriyoruz. Girdik. Ve bir ikili trabzan yaptım. Dikkat ederseniz. Sonra tekrar tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki boşluğa iki tane ikili trabzan. Bir. 2. Araya 2 zincir. 1, 2 ve tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bu sefer burada görmüş olduğunuz bakın. İlk trabzanın içinden belinden girdim. Ve bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum.
Ortadakini atlıyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın bunu atladım. Buradan tekrar belinden giriyoruz. Yani sizin anlayacağınız şu alttaki 3 tanesinin başındakini belinden girdik. İkili trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Ortaya atlıyoruz. Sondakinin de yine belinden ön trabzan şeklinde örüyoruz. Bakın şurada da görüldüğü gibi. Şimdi şuradaki zincirin içerisine ise 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Araya 2 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Şu şekilde. Tekrar bakın. Şurayı bir daha göstereyim. Birinciden böyle giriyoruz. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ortaya atlıyoruz. Sondakine tekrar belinden girip bir ön trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar buraya 2 tane ikili trabzan. 1, 2, araya 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Yine bakın. Baştakini böyle belinden tuttuk. Bir ikili trabzan yaptık. Araya bir zincir çektik. Tekrar üzerine aldık. Ve diğer sondaki trabzana da girdim. Tekrar 2 tane ikili trabzan. 2 tane. Araya 2 zincir. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi şurada arkadaşlar eklerken sadece küçük bir püf noktamız var. Bakın alttan itibaren 1, 2, 3 şu üçüncü. Eklerken şöyle ortasından batıp da eklemeyeceğiz. Şöyle bakın yakından göstereyim. Şunu alacağız. Şu diğerini de alacağız. İkisini de bakın bu şekilde alıyoruz. Şöyle bu şekilde ekleme yaparsanız şuradaki eklediğiniz zincir de ikili trabzan gibi gözükecektir. Diğer türlü yaptığımız zaman ekleme yeri belli oluyor ama bu şekilde arkadaşlar çok güzel oluyor, belli olmuyor. Ve şu boşluğa girdiğimizde buradaki eklemeyi yaptıktan sonra mutlaka her sırada şöyle boşluğun içerisine bir tane kaydırma yaparak giriyoruz. Bunu da unutmayalım. Şimdi tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane zincir çektim. Şimdi bundan sonraki sıralarda her sırada şu öndeki trabzanı atlayacağız. Ortadaki trabzandan belinden yakalayacağız arkadaşlar. Hemen göstereyim. Tığımın üzerine aldım. Bakın şunu atlıyorum. Ortadakini bu şekilde ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Burayı normal batarak tepesine bir ikili trabzan yaptık. 2 oldu. Köşeye geldik ve köşede 2 tane 1, 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir ve tekrar 1, 2 tane daha ikili trabzan. Bu şekilde köşeyi döndük. Şimdi tekrar şuraya tepeye bir tane ikili trabzan yapacağız ve alıyorum burada ortaya. Yani dönerken de sondakini bırakmak için şurada da bıraktık ya baştakini. Sondakini bırakmak için şöyle ortadan belinden alıyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şuradaki boşluğa giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Artık bakın şuralar ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şu, bunlar büyüdükçe şuradaki kafeslerimiz. Şu anda çektiğim bir zincir. Tığımın üzerine aldım yine. Şu baştakini bırakıyoruz. Ortadakini. İki tane kafes oluştu.
Farkındaysanız bu yeni sırada. Daha öncesinde bir kafesimiz vardı. Şimdi iki kafese çıktık. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar hemen tepeye bir ikili trabzan. Gittikçe bunlar artacak tabii arkadaşlar. Tekrar üzerine aldım. Köşeye geldiğimizde köşeleri iki tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Bir, iki ve tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan. Köşeleri bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrar üzerine aldım. Ve şuraya tepesine bir tane yapıyorduk. Bunu yapalım. Tekrar aldım. Bu sefer ortadakini belinden yakalıyoruz. Ve sondakini bırakıyoruz. Bir zincir. Ortadan bir ikili trabzan, bir kafes yaptık. Tekrar bir zincir üzerine aldım. Bunu atlıyorum. Ortadan bakın. Tekrar üzerine aldım. Buraya geldik, tepesine bir tane ikili trabzan yaptık. Tekrar köşeyi zaten bir iki tane ikili trabzan, araya iki zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan şeklinde yapalım. Hemen yanına buraya bir tane tepeye ikili trabzan. Sonra bakın ortadakine bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Şurayı zaten atlıyoruz. Bakın boşluğun içine girdim. Bir ikili trabzan, bir zincir. Tekrar üzerine aldım. Burada yine birinciyi atlıyoruz. Bakın buraya. Evet, hemen diğerinin tepesine ve köşeye iki tane ikili trabzan, bir, iki, araya iki zincir, bir, iki ve tekrar aynı yere iki tane daha ikili trabzan yaptık. Bakın böyle. Ve tekrar döndüm. Bir tane daha tepeye yaptım. Son olarak onun ortasından tekrar alıyoruz. Şimdi bakın tekrar bitiş yerine geldim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bir zincir çektim. İki kafes olacak. Bakın her yerde şu anda iki tane kafes var. Bitiş yerinde de şimdi kafesi olacak. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın şöyle batmıyorsunuz. Şu şekilde değil. Şöyle iki kanadını alarak bir buradan bir de buradan aldık. Buradan çıkardık bunu. Çıkardık. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle bakın iki kafesi oluşturduk. Burada birbirine birleştirme yaptığımız yerde unutmayacağımız diğer şey boşluğa bir kaydırmayla ilerlemek arkadaşlar. Bunu yapmazsanız şuradaki boşluk koca koca oluyor. O nedenle bunu mutlaka yapın. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir sıra daha yapalım. Ondan sonra zaten aynı şekilde büyüteceksiniz. İstediğiniz kadar büyütüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Yani ebatını siz bu mantıkla ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer sıraya başlarken yine 4 zincirimizi hep çekiyoruz. Ve bu zinciri çok sıkmayın. Hani şeyden alıyoruz ya iki kanadını, o zaman zorlanırsınız. O nedenle çok sıkmadan bakın normal bir 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bundan sonraki sıralarda demiştim ya şu baştakini hep atlayacağız arkadaşlar. Mantık bu. Bundan sonra daha kolay. Bakın bunu atlıyorum. Bundan girdim. Bunu bu şekilde aldıktan sonra diğer kalanlarını düzgün alacağız. Yani tepesine batarak alacağız. Sadece ön trabzan şeklinde baştakiyle sondakini alacağız. Bakın bir ikili trabzan yaptım. Tekrar buraya da ikili trabzan yapıyoruz. Köşeler aynı. İçine iki tane ikili trabzan. Bir, iki, bir, iki zincir ve tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan. Bir, iki.
Bakın. 1 2 yaptık. Sondakini zaten örmeden bırakacağız. Sondan bir öncekinin belinden alacağız. Şu şekilde. Şimdi bakın. Burada bir zinciri çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Boşluğun içerisine batıp bir kafes. Tekrar bir zincir. Tığımın üzerine ip aldım. Boşluğa gir. İkinci bir kafes. Bu sırada 3 olacak artık kafesimiz. Her sırada bir tane kafes artacak. Bir tane çektim. Yine bakın birinciyi atlıyoruz. Buradan ikincinin belinden girdim. 3 tane kafesimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Diğerlerini ne yapacaktık? Tepelerine batarak normal ikili trabzan yapıyorum. 2. Köşeye geldiğimizde hep aynı. 1. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Köşeler böyle. Önündekini hemen tepesine batıp ördüm. Bir önündekini de ördüm. Ölçümüz sondan bir öncekini belinden alıp sondakini bırakmak. Oraya kadar normal tepesine batarak örüyoruz ikili trabzanları. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Bir zincir. Tekrar ikinci kafes. Bir zincir. Birinciyi atladım. İkincinin belinden girdim. Bakın hep aynı mantık görüyorsunuz değil mi? Sonra bir tepelerine batıyorum. 2 tane. Köşeye geldiğimizde de yine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Ve 2 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Böyle tekrar tepeye. Bir yanına da normal bakın buralara tepesini ördük. Evet, sonda geldiğimiz zaman sondan bir öncekinin belinden alıyoruz. Sondakini atlıyoruz. Hep böyle olacak. Bir zincir çektik. Bakın içeri girdim. Bir kafes. Bir zincir daha. Diğer boşluğa giriyorum. İkinci kafes. Bir zincir çektim. Birinciyi atladım. İkincinin belinden bağladım ve üçüncü kafesi oluşturdum. Tekrar buralar böyle tepesine batarak ilerleyeceğiz. Köşede yine aynı. Tekrar tekrar papağan gibi söylemek de hoş olmuyor. Şöyle yapalım. Evet. Bir. İki. Döndük. Evet, en sondan bir öncekini belinden yakalıyoruz. Sondakini atlıyoruz. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine alıp boşluğa giriyorum. Bir kafes yaptım. Bakın şimdi bitiş noktası önemli. Tekrar bir zincir çekelim burada. Yine 1, 2, 3. Şu üçüncü. Üçüncü de şuradan iki kanadını da şöyle yakalayalım. Ve kaydırma yoluyla birleştirelim. Gördünüz mü? Bakın 3 kafesler her sırada bir bir artacak arkadaşlar. Görüntü böyle ortaya çıkacak. Şimdi ne yapıyorduk? Burada unutmamamız gereken şey neydi? Şuraya bir kaydırmayla mutlaka şöyle bağlıyoruz ki şuradaki deliklerimiz çok fazla büyük olmasın. 1, 2, 3, 4. Her çıktığımızda 4 zincir çekiyoruz. Bağlarken de size gösterdiğim şekilde bağlıyoruz. Tığımın üzerine aldım. Ne yapıyorduk? Bundan sonra ne dedim? Hep birinciye atlayacağız demiştim. Bunu şimdi bakın atlıyorum. Bu köşeyi de göstereyim bitireyim arkadaşlar. Yeterli. Atladım. Ön trabzan olarak bakın ördüm. Birinciye atlıyoruz. Sonra şimdi şeyler çoğalıyor bakın trabzanlar. Şimdi üzerine başlayacağız yapmaya. 1, 2, 3. Bundan sonra 3 tane oldu.
Köşe ayna, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan. Yine tepelerine batarak 1, 2, 3. Ölçü hep aynı arkadaşlar. En sondan bir öncekini belinden örüyoruz. Sondakini atlıyoruz. Bakın bir zincir çektim. Ortaya girdim. Bir zincir çektim. Burada şimdi 4 tane kafes olacak bu sırada. İkinci kafesi yaptım. Bir zincir yaptım. Yine üçüncü kafesimi yaptım. Bir zincir daha çektim. Bunu atladım. Burada dördüncü yaptım. Bence anlaşıldı. Evet, anlaşıldı. Ben biraz büyüteyim. Bu mantıklı arkadaşlar. Aynı şekilde motifinizi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Kaç sıra yapmışım ben onu söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra yaptım. En sonunda da bir sıra sık iğne yaptım. Onu da göstereceğim sizlere. Ve bitmiş hali ölçeyim şöyle bir. Kaç santim? Şöyle. Bakın 13 santimlik bir büyükçe bir motifimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Yani sizler sırasını 5 sıra yaparsanız mesela normal bir motif standardında olabilir. İstediğiniz şekilde büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Evet, 5. sıranın kapanışındayım. Arkadaşlar 5 sıra yaptığınızda normal bir motif boyutuna ulaşıyor. Onu söyleyeyim size. Ben bunu bu 5 sırada kapatacağım şimdi. Bakın 5 sıra yapıldığında bir sırada sık iğnesini geçeceğiz. 7 sırayla şu kadar bir farkı oluyor. Dediğim gibi istediğiniz sırada bırakın, istediğiniz ebatta ayarlayın. Bir zincirimi çektim yine. Bakın burada 1, 2, 3.'ye giriyoruz. Şöyle iki kanadından kapattım. Bakın burada toplamda 5 sıra. 5 sıra yapıldığında 9 santim ama bir sırada sık iğnesini yapacağız. Evet, son olarak da üzerine sık iğnesini yaparsınız. Şöyle her birisinin tepesine bir tane sık iğne yaparak son sırada bunu çevreleyelim ve motifimiz bitmiş olsun. Köşeyi dönerken de içerisine 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Bakın hemen şu öndeki ilkini de aldım. Ve bu şekilde tüm çevresini sık iğne yaparak motifimizi bitirelim. Şuradan bir tepeye, bir araya. Bir tepeye, bir araya. Bir tepeye, bir araya şeklinde sık iğnenizi yapın. En son başlamış olduğumuz yere şöyle bir tane de zincir çekip koparalım. Alize Cotton Gold 100 gram 330 metre Cotton Gold batik bir alize tasarımıdır diyor bakın. Evet, batik bir ip şu şekilde bakarsanız. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.